Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi sizlerle beraber ısıtıcı ocak tamiri yapacağız. Şu anda arızalı. Hadi hep beraber tamirini yapalım. Arka tarafındaki civatayı sökelim. Şimdi arkadaşlar, burası rezistans uçlarımız, burası termostat, burası da gösterge ışığımız. Şimdi bunları teker teker ölçü aletle kontrol edelim. Şimdi kablomuzu bir kontrol edelim öncelikle. Evet. Şu anda program direkt kablodan gözüküyor. Evet, şu an program kablodan gözüküyor arkadaşlar. Arıza bizi pek uğraştırmadı. Başka nerelere bakabiliriz? Şimdi onu sizlerle burası ocak kısmımızın rezistans kısmı. Omaj ölçü aletimi, omaj kademesini aldım. Direncimi kontrol ediyorum. Şu anda 57.5 ohm gösteriyor. Gayet normal. Şimdi şu şekilde yapacak olursak bizim şebeke gerilimimiz 220 volt olarak düşünürsek 57.5'e bölersek 3.82 amper çekiyormuş şu anda bu ocağımız. Çarpı 220 yaptığımız zaman 850 wattlık bir ocakmış bu. Bu şekilde de hesabını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hesaplamayı şurada şu şekilde göstereyim ben size. Ohm üçgeninden yaptım. Voltajı bulmak için, akımı bulmak için, omajı bulmak için, P yani gücü bulmak için bu şekilde siz de bu ohm üçgenini kullanarak siz de gerekli hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Sonra bakacak olacağımız noktalardan termostattır. Bazen bu termostat geçirmeyebilir. Tam ocağın ortasından bir plaka vasıtasıyla termostatın sıcaklık noktasına gelmiş. Buradan da şu bir metal bir levha var. Bu ileri geri hareket ederek sıcaklığa göre, buradaki ayar yaptığımız sıcaklığa göre ocağımızın istediğimiz sıcaklığa çıkmasını sağlar. Şu anda kapattığım zaman kapanıyor. Açıyorum. Şurada zaten sesi duyuyor musun şu anda biliyor musun? Şuradan da kontrol ettiğimde kapattığım zaman kapatıyor. Yani ısıtma setlerini yükselttiğim zaman da metal bu metal değiyor. Şu şekilde de kontrol edebiliriz. Yani iki tane uç noktası var. Kapatıyor. Açıyor. Bu da sağlam. Demek arkadaşlar, ocağımızda şu kablo kısmını değiştirdiğimiz zaman yeterli olacaktır. Hadi değiştirelim ve sonra da ocağımızı çalıştıralım. Şu şekilde bir hazır kablom var bunun için uygun. Bu tarz kablolarda, yumuşak kablolarda kablo yüzüğü kullanmanızı tavsiye ederim. Kablo yüzüklerimizi takalım.
Bak kablosu biraz. Toprak, nötr, faz. Bu tarz cihazlarda toprak kablosunu bağlamayı ihmal etmeyelim. Mutlaka topraklı bir kablo olmasını özen gösterelim. Çünkü bu tarz ürünlerde toprak açığı olma ihtimali yüksek. Çünkü rezistans. Arka kapağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, enerji taktım. Şu anda kapalı. Evet. Şu an gösterge ışığımızda yandı. Evet, ısınıyorum. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de elinizdeki böyle bu tarz ürünler varsa sırasıyla kablosunu, termostatını, rezistansını kontrol ederek siz de tamir edebilirsiniz. Basit bir arıza için tamirciye götürmenize gerek yok. Bazı şeyleri de kendiniz yaparak bütçenize katkınız olabilir. Çünkü bir şey dışarıda tamir ettirmek artık çok pahalı. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.